Ekranların en tatlı programı Dünyanın Tadında bu hafta kardeş topraklardayız. Can, Azerbaycan'dayız. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Dünyanın Tadı başlıyor. Tandırda ne yapıyoruz? Tandırda kent tavuğu. Kent tavuğu, yani köy tavuğu. Bütün yemeklerden daha güzel olacak. Çok güzel oldu. Azerbaycan'a, başkent Bakü'ye geldiğiniz zaman ete doyuyorsunuz. Kuzu kafes yapacağız. Görüntüsü, kokusu serviste harika. Bakalım kokoreçten sonra nasıl gidecek? Görüntüye bakar mısınız şu görüntüye? Hayatta böyle bir yemek bulamazsınız. Gürzeler geliyor, diş bereler geliyor. Afiyet of, olsun. Of of of. Gözür gözür, görüntü şahane. Dünyanın Tadı ekip olarak Azerbaycan'ın lezzetlerini keşfetmeye başlıyoruz. Tandırda ne yapıyoruz? Tandırda kent tavuğu. Kent tavuğu, yani köy tavuğu. Çolpa mı deniyordu? Çolpa. 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 Tandırda köy çolpası. Çolpa demek tavuğun balası. Tavuğun Berli. Yavrusu. Berli. Yani civciv. Doğru mu? Ela. Evet, civciv yiyeceğiz. Malzemelerimiz neler? Önce malzemeler sayalım. Tavuk var. Tavuk. Patates. Bir de kuyruk. Kuyruk yağı. Berli. Kuzu mu? Berli, kuzu kuyruğu. Kuzunun kuyruk yağı. Tuz. Duz. Biber. De biber. Bu kadar. Berli. Ve tandır. Tandır. Bir de pişen hazırlanana sonra... Bu nedir? Bu nar turşusu. Nar turşusu. Aha. Narın turşusu mu olur ustam? Berli. Aa. Evet, gördüğünüz gibi Azerbaycan'da her şeyi turşusu yapıyorlar. Başlayalım mı? Başlayalım ustam. Acıktık. Azerbaycan'da ilk yemeğimiz. Bunları kesmekte. Kanatlarını ne kanatları yapıyoruz? Kanatları kesmekte. Tavuğu açmışız. Açmışız. Kanatlarını da açtık. Kanatları açtık. Koparmıyoruz. Belli, koparmıyoruz. Çünkü neye göre koparmıyoruz? Kırılmasın. Kırılmasın. Bakın, tam koparmıyoruz. Bunu kesmekte de ki bunlar pişmeyden ötürü, geçen tamam. Pişmeyden ötürü, iyi pişmeyden İyi ötürü. Pişsin diye açıyoruz belli. Güzelce ama koparmıyoruz. Belli. Butlarını da aynı şekilde. Belli. Açıyoruz. Buyurun hocam. Kuyruk, kuyruğu da doğruyoruz. Merakla izliyoruz, bakın. Şişek kuyruğu geçirdik. Evet. Önce kuyruk. Kuyruğu ondan ötürü kesilmek için. Kuyruk eridikçe yağ akır tavuğun üstüne. Evet. İlk başta en üstte kuyruk koyuyoruz ki kuyruk eridikçe tavuğa tadı geliyor, akıyor. Evet. Bütün yemeklerden daha güzel olacak. Evet, sanırım bu yemek bütün yemeklerden daha güzel olacak diyor Yakupcan. Evet, ben yemeğe böyle yapacağım. Benim baba. Evet oğlum, bak bu kebap çok değişik bir kebap. Kartop pitoya koyabilmeli, koyabilirler herhalde. Ama onun için koymadık ki tavuk tez pişir, kartof tez pişir. Kartof dedin, patates. Ben. Patatesi ne diyoruz Azerbaycan'da? Kartof. 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 Kartofları, yani patatesleri ikiye bölüyoruz. Pişsin diye. Çünkü geç pişirmiş, ikiye bölmemiz gerekiyor. Patatesleri de geçiriyoruz. En altta patatesleri geçiriyoruz. O aynı zamanda kaymasın diye tutuyor, değil mi? Yani. Tavuk kaymıyor, düşmüyor tandırın içine. Ve tuzluyoruz. Biber ve tuz var burada. Biberle. Benim de tuzum olsun ustam. Ben de. Nasıl, oldu mu? Ben de. Yakupcan da atsın. Az bir şey sen at Yakupcan, acı da var. Dikkat et ama fazla atma. Oo, harikasın Yakupcan. Evet, Yakupcan da attı. Bravo. Şimdi usta da atsın sırayla. Hepimizin tuzu var bu yemekte. Aynen. Çok güzel oldu, çok güzel oldu. Evet, güzelce iki şişi birbirine bağlıyoruz. Gördüğünüz aynen. Gibi iki şişi birbirine bağladık. Güzel. Şimdi tandırı atıyoruz, doğru mu ustam? Hadi atalım. Hadi bismillah. Of, görüyorsunuz tandırı, tandırın güzelliğini. Vay 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 vay. Evet, aynı bizim ülkemizde bilenler bilir. Aynı Tokat kebabı gibi pişiyor. Tandırın kapağını da kapatıyoruz. Vay 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 ustam. Tokat kebabının tavuklu versiyonu. 10-15 dakikaya hazır. 15 dakika hazır. Evet, artık pişti, çıkaralım ustam, çıkaralım. Yaklaşık 10-15 dakikada pişiyor. Of of of. Tavuk nar gibi kızarmış, nar gibi. Görüntü şahane, görüntü şahane. Kokular şahane. Evet, kuyruklar tadını verdi, artık onlarla işimiz kalmadı. Tadını hamsın verdi ona, bu artık bununla yemek. Evet, onlarla işimiz kalmadı, onları atıyor, ayırıyoruz. Şimdi üzerine nar turşusu. Yani nar turşusu. Bu nar turşusu nasıl yapıyorsunuz? Narı
kabuğundan ayırırsan, dənələyirsən. Evet. Ondan sonra pişirirsən. Nasıl pişiriyorsun? Kaynatıyor musunuz? Kaynatıyorsun. Suyla beraber mi? Bəli. Yok, yok. Kendi suyla? Öz suyla. Evet. Ha, kaynadandan sonra koyursan soyur. Ondan sonra süzürsən. Evet. Tumlarına ayrılır. Çekirdeklerden ayrılıyor. Bəli. Ondan sonra hazırdır. Nar turşunu üzerine sürdük. Mosmor bir rengi oldu. Evet, işte sunumu da bu şekilde. Ustam alttan dumanı veriyor. Of of of. Tabii sunum çok önemli. Alttan dumanlar, üstte alevler. Alevler yurdu Azerbaycan'da. Alevli tavuk yiyoruz. Ustam bu dumanı nasıl veriyorsunuz? Gelin bu tarafa. Buz. 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 Kuru buz. Kuru buz. Ha, bir de kaynar su. Kaynar su. Kuru buzun üzerine kaynar su dökünce buharlaşıyor mu? Çok güzel oldu. Alevimiz de var. Nasıl yiyeceğiz? Bakın bakalım nasıl yeniyor. Evet, köy tavuğunu güzelce parçalıyor. Butundan tutuyoruz ve yiyoruz. Mükemmel. Bu hem tavuk hem tendirde olan da daha tatlı olur. Evet. Biraz da tat vermek için narın turşusu daha güzel tat verir. Çok güzel olmuş ustam. Evet, tavuk güzel, köy tavuğu. Tandırda pişiyor, tandırın verdiği bir tat. Ve en sonunda da nar turşusu. Nar turşusu. Çok yakışmış, çok güzel olmuş. Ustam bayıldım. Ellerinize sağlık diyorum. Nuş olsun. Nuş olsun diyoruz. Nuş olsun. Dünyanın tadını yani kardeş topraklarda. Yani. Can Azerbaycan'da çıkarmaya devam ediyoruz. Azerbaycan'a, başkent Bakü'ye geldiğiniz zaman ete doyuyorsunuz. Evet. Bakürler bol bol et yiyorlar. Şimdi de biz Erhan Usta'dan ne yiyeceğiz? Kuzu kafes. Kuzu kafes. Kuzu kafes. Kuzu kafes yapacağız. Kuzu kafes yapacağız. Güzel bir şekilde kuzu kafesimizi zaten hazırladık. Malzememiz nedir? Malzememiz sadece et. Çok az biraz. Garnitür yapacağız. Etin pirzola kaburga kısmı. Komple. 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 Göğüs kafes kısmıdır, pirzola kısmıdır. Bu şekilde of, of, of. Onu hazırlayacağız size. Şimdi siz ben gelmeden önce yarım saattir bunu pişiriyorsunuz. Tabii. Yani mangalda. Mangalda pişiriyoruz. Evde de yapmak isteyenler fırında tabii ki bu kıvamı veremezler ama buna yakın bir şey olabilir. Evet, evde denemek isteyen izleyicilerimiz için Erhan Usta'ya sordum. Ben şimdi izleyicilerimiz bunu nasıl yapacak? Böyle mangal yakmak hele İstanbul'da büyük şehirde. Şehirde çok zor. Çok zor. Yani bunu mühürleyebiliyorlarsa güzel döküm tavaları var herkesin evinde evet. Artık. Döküm tavada mühürledikten sonra fırına atabilirler. Konversiyon fırınları veyahut da normal fırınlar. En yüksek derecesinde? En yüksek derece değil, 200 derece veyahut da 220 derecede yaklaşık konversiyon fırın olmadığı için evlerde evet. 30 dakikada tekamül edebilir. Pamuk 30 dakikada pamuk gibi çıkabilir. Bakalım bizimki nasıl olacak? Biz yöresel usullere uygun en doğru şekilde yaptık. Mangalda evet. Pişirdik. Evet. Bence çok keyifli bir yemek olacak sizin için de. Evet, şimdi kafes. İşin en son kısmına geldik. Evet. Artık servis zamanı. Servis zamanı, şov zamanı. Şov zamanı, bir şovumuzu yapacağız. Erhan Usta'nın şovunu merak ediyorum. Çok da meşhur burada. Bakü'de kendisi çok evet, meşhur. Çok. Ustam görelim. Tamam, deneyelim. Kokular tamam. Da beni iyice acıktırdı. Deneyelim. Nasıl yenir kafes Bakü'de? Bunu izleyerek görelim. Hep beraber seni izliyoruz. Tamam. Artık sunum kısmına geçiyoruz. Evet. Bakalım kafes nasıl sunulur? Sunulur. Nasıl sunulur ustam? Şimdi bakacağız. Bakacağız nasıl sunuluyor. Güzel bir şekilde yapacağız. İlk önce kuzu kafesimizin kenarlarından ve göbek kısmından biraz alıp kokoreç kıvamında yapacağız. Kokoreç mi? Kokoreç, kuzu kokoreç. Bunun diğer namı kuzu kokoreç yapacağız. Bağırsaksız kokoreç yapıyoruz. Bağırsak kokoreç yapıyoruz. Bağırsaksız. Başlayalım mı? Başlayalım ustam, tamam. Merak ediyorum. Kokoreçe de bayılırım bu arada. Tamam. Şöyle ufak ufak hazırlayalım. Oy oy oy. Of of of. Ustam hazırlarken bu arada bulunmuş olduğum mekan da çok güzel bir mekan. Çok şık. Kokoreç için üzerindeki yağını da aldık. Evet. Döş dediğimiz kısım. Evet, kaburganın üzerindeki. Kaburganın üzerindeki. İlk defa böyle bir kokoreç yiyeceğim. İlk defa. Değişik. Değişik. Kokoreçe bayılırım. İstanbul'da da, Ankara'da da her gittiğimde muhakkak yerim. Kokoreç bizim vazgeçilmez unsurlarımızdan bir tanesi. Evet. Normal. Erhan Usta'nın 15 yıl yurt dışı tecrübesi var. Maşallah. Brezilya, Arjantin. Tereyağı koyduk. Tereyağın üzerine normal etlerimizi de ilave ediyoruz. İlave ettik. En son finalde sebze. Sebze ne var? Sebzenin domates. İçinde domates var, biber var. Güzel şekilde maydanozumuz var.
çok az, kimsenin hissedemeyeceği kadar bir soğan var. Kimse hissedemeyeceği kadar çok az içine ilave ediyoruz ki damak tadı uysun diye, damak tadı lezzetli olsun diye. Ekmek. Çok ilginç. Çok koktu. Evet, kokusu kokoreç gibi. Tadı dediler ki kokoreçten daha da güzel dediler. Daha lezzetli olacak. Şimdi tuzumuzu ilave ediyoruz. Çok az biraz kekiğimizi ilave ediyoruz. İlk defa böyle bir kokoreç yiyeceğim. Üzerine karabiber. Olmazsa olmaz karabiber. Ya ama görüntü çok güzel. Görüntü çok güzel. Kokular beni benden aldı. Yerken daha güzel olacak. Tadını çok merak ediyorum. Görüntüsü, kokusu 10 numara ustam. Servis de harika. Elle yenir dedi ustam. Şöyle sıcak olmadan. Of of of. Mükemmel. Sıcak ama güzel. Fevkalade. Ustam. Bana göre etin en lezzetli kısmını yaptık. Zaten o. Şimdi final noktasına geçiyoruz. Daha geçerim. Güzelini. Geçerim. Bunu buradan alalım. Heyecanım iyice arttı. Onu aman fazla uzağa götürmeyin. O hepsini yiyeceğim onun. Hepsini yiyeceğim. Mükemmel olmuş. Final noktası. Şimdi finali yapıyoruz. Evet. Finalde bu zaten pişmiş. Pirzola. Pirzolamız. Kuzu pirzola. Oo. Yavaş yavaş mangalda pişti. Evet. Bunu siz geliyorsunuz diye özel pişirdik. Ustam ellerinize sağlık. Ne iyi etmişsiniz. Biz de ne iyi etmişiz gelmişiz. İzleyicilerimize davet ediyoruz Bakü'ye. Çıkıp gelin. Direkt uçuşlar var. Yakında Ankara'dan da direkt uçuşlar başlıyor Bakü'ye. Ankara'dan izleyen izleyicilerimize söyleyelim. Müjdeyi verelim. Yeni havalimanından ilk uçuş başladı. Evet, duydum. Evet. Ve çok ekonomik kampanyalar var. Kaçırmayın. Tüm misafirleri bekleriz. Ayrıca yemek fiyatları da uygun diye duydum. Uygun, çok uygun fiyatlarımız. Mesela böyle bir yemek ne kadar iner? Hemen soralım restoranın müdürüne. Bu yemeği normalde 2 veya 3 kişi yiyebilir. Bu yemeğin fiyatın tahmini 160 manat civarında. 160 manat. Yani 4 kişi karnını doyurabilir. Mükemmel. Üzerine kaya tuzu, kekik ve karabiber. Ben artık tadına bakıyorum. Bu elle yenir ustam. Tabii ki. Aynen. Bakalım kokoreçten sonra nasıl gidecek? Ben daha fazla izleyicilerimizin canını çektirmek istemiyorum. Evet. Hemen yayını burada keselim. Keselim. Kamera arkasından Özlem Hanım'ı da alalım. Yakup Can'ı da alalım. Hep beraber kokoreçi ve bu güzel pirzola tabağını bitirmeden bir yere gitmeyiz. Aynen. Başkenti Bakü'de birbirinden lezzetli tatlar tatmaya devam ediyoruz. Şu anda da Bakü'nün Eskişehir'de. Evet. Eskişehir'in Kız Kalesi'nin yanı başındayız. Burada gezerken Cemil Hanım'la tanıştık. Sağ olsun evet. Kendisi bizi izliyormuş. Evet. Çok seviyorum sizin verilişleri. Her vakit izliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Kendisi tanıştık. Sizi de gördük de çok şad oldum. Çok teşekkür ederiz. Biz de çok şad olduk. Görüşmeliyim. Çok mutlu olduk. Cemil Hanım dedi ki gelin dedi. Ben size Azerbaycan yemeklerin tariflerini vereyim. Düşbere yediniz mi dedi. Düşbere. Böyle. Dedim ki düşbere nedir? Anlatmayla olmaz. Gel göstereyim dedi. Evet. Takıldım peşine geldim. Hemen Kız Kalesi'nin yanında çok güzel bir restoranı var. Aile restoranı. Böyle. Anne eliyle yapıyorum ben burada yemekleri diyor. Bizim buranın yemekleri o yüzden lezzetli olur dedi. Takılık geldik. Şimdi. Düşbere nasıl yapılır? Hamurunda ne kullandınız? Hamurun içerisinde ne var? Hemen malzemelerini sayalım. Hamur undu, sudu, bir dene yumurtadı. Bir kilo su. Una, bir kilo una, bir dene yumurta. Kilo una, bir tane yumurta. Ağlı sarılı. Vurup yoğururuk hemeri. Beyazıyla sarısıyla beraber. Yoğururuk. Aynı zamanda tuz ve su koymuşsunuz. Tuz, su, bir dene yumurta. Bir dene yumurta, bir kilo una. Bir kilo una. Hamurunda başka bir şey yok. Hamurunda hiçbir şey yok, ancak olan oldu. Yoğurdunuz, bekletiyor musunuz yoğurttan sonra? Yok, bekletmiyoruz çünkü burada maya yoktu. Eğer maya olarsa beklederek ki o yumuşalsın, evet. Kalksın hemir. Hiç bekletmeye gerek, hemen hamuru yoğurduk. Hiç bekletmeye ancak ile yoğuran kimi başlayabiliriz. Hemen başlayacağız açmaya. İçi içerisinde kıyma var. Kıyma var. Kıymada da soğan var. Ama kıyma derken ne eti?
kıyma yarı hissesi kuzu eti, evet. Yağlı kuzu eti. Yağlı kuzu eti, yarısı yağlı kuzu eti. Yarısı dana eti. Yarısı dana eti. Sizini birleştirmişim. Çünkü aslında tekçe kuzu eti ile eliler ama kuzu eti çok yağlı olduğu için. Ağır olmasın diye. Ağır olmasın diye biz ona biraz da mal eti. Dana eti eklediniz. Yani dana eti. Evet, kıymanın yanında katı. Soğan var. Soğan var, istot var, tuz var. Azca kuru nane var, biraz da şüyüt tumu. Şüyüt yani şey dereotu. Dereotunun tumunu, tohumunu. Tohumu, dereotu tohumu. He, onu katmışız, ayrı da hiçbir şey. Başka bir şey yok. Hiç ne yoktu o zaman. Evet, işte bu şekilde hazırlanmış. He, hazırlayıp biz onu haşlayırız. Başladınız mı? Ha, pardon. Çiğ, çiğ bir şekilde bekliyor. Karıştırırız. Yoğurdunuz. Yoğurdunuz, evet. Şimdi bundan sonrasını görelim artık. Bezeler hazırlayırız. Şimdi hamuru kündelediler. Bizde künde beze deniyor, burada he. Künde deniyor. Künde hazırlayırız. Tamam, hazırlayalım. Kündeni bu cüre hazırlayırız. Evet, Azerbaycan mantısı. Mantısı, düşbere. Düşbere. Evet, hamurları kündeledik. Kündeledik hamuru. Tamam. Şimdi yayırız. Yayalım artık, açalım yani. Artık açalım. Açalım, haydi bismillah. Böyle yayıp eyni bu hamirden erişte de keserik. Öyle mi? Erişte, erişte yapıyor musunuz? Belli. Yani makarna gibi. Makarna gibi. Evet. He, özümüz kesip. Biz de yapıyoruz erişte. He, keserik. Şimdi kesiyoruz bakalım. Azerbaycan'ın mantısı düşbere. He, küçük mü büyük mü? Bir kaşığa 12 tane düşbere düşmelidir. Bizde de 40 tane derler ama ben bugüne kadar hiç 40 tane düştüğünü görmedim. Yok, 40 tane düşmeli. Bu öyle bile değil. Kayseri'de. He. 40 belki de düzeldiler ama 40 olmaz. Biz, olmuyor. 12 tane olacak öyle mi bir kaşığa? Biz 12 tane diyelim. Tamam sayacağım. Bir kaşığa bakalım 12 tane yiyecek mi? Görek. Göreceğiz. Hamurları kestik. Şimdi etlerimizi koyuyoruz. Hı-hı. İçini dolduruyoruz. İçini dolduralım. Önce hazırladığımız harçla. Hı-hı. Etleri de bayağı koyuyoruz. Et hı-hı. Yiyecek değil mi? Evet. Olsun de hiç olmazsa tadı olsun. Tadı olsun. Evet. Tabi bu el birliğiyle yapıyor dedi. Değil mi? Cemile Hanım. Düşmek. Kızını da çağırdık. Cemile Hanım'ın kızı size buyurun. Kamera arkasından. Köme eyleyin bize, köme eyleyin. Köme lazım. Yani yardım edin diyoruz. İçini doldurduğumuz hamurları artık kapatıyoruz. Yani bağlıyoruz Azerbaycan'da bağlamak. Kapatmak bağlamak. Kapatmak bile kapatır. Bakalım nasıl kapatıyoruz. Ucureliyiriz. Evet. Sonra. Aa, bizim hı-hı. Sinop mantısı gibi Sinop. Aa, gördünüz mü? Mesela bile deliyebilir. Aa, evet çok bak, güzel, çok güzel. Bile deliyebilir. Çok farklı. Bakın bizim hı-hı. Kayseri mantısından farklı ortaya çıktı. Sizin Kayseri mantısı bile. Evet bizim Kayseri bizi mantısı öyle. Burada. Bakın böyle. Bak. Ha bu Kayseri mantısı oldu. Bak, bu oldu Kayseri mantısı. Evet bu biz Kayseri bunu mantısı. Burada eliyerek. Evet. Bu da Azerbaycan mantısı. Bakın ben de yapıyorum. Bu değil mi özümüzünki? Şu. Yapar bilinen de. Maşallah o çok. Evet şimdi düşberelerimiz hazır. Düşbereler bu şekilde dursun. Haşlamaya gitmeden önce tabii biz sadece düşberele bırakmayacağız bugün. Hı hı. Düşberenin yanında bir de ne yapacağız? Gürze yapacağız. Gürze yapacağız, gürze. Gürze. O nedir? Gürze de hamur eyni, eti eyni, tamam. Kıyması eyni. Hamuru aynı, kıyması yapılışı aynı. Yapılışı tamam başkadır. Yapılışı başka, tadı da başkadır o zaman. Tadı da başka. Azerbaycan'da mantı çeşidi çok. Düşberelerimiz hazır, birazdan haşlayacağız. Ama gürze. Haşlamaya gitmeden önce Cemile Hanım bir sürpriz daha yaptı bize. Ne yapıyoruz? Gürze yaparız. Gürze yapıyoruz. Gürze bir yılan adıymış. Yılandan alıyor adını. Gürze yılanın adından alır. Gürze yılanın başına okşuyor. Evet. Baş hissesine. Gürze. Ona göre de adına gürze değiller. O zaman yılan mantısı. Hamuru aynı, içi aynı ama şekli farklı. Yapışılışı başka. Tadı da başka diyor. Tadı da çok farklı. Tadı da başka.
Çok sağ olun. Hamuru daha güzel. Hamuru daha güzel. Çok sağ olun. Elinize sağlık. Dünyanın tadını Azerbaycan'da Bakü'de çıkarmaya devam ediyoruz. Nuş olsun. Azerbaycan başkent Bakü'de şimdi de bol alevli bir yemek tadacağız. Şatobiryan. Şatobiryan tadacağız. Evet. Şatobiryan nasıl yapılır? Şatobiryan nasıl yapılır? İlk önce bonfilemizin göbek hissesi olan orta hissesini alırız. Malzemelerimiz bonfile. Malzemelerimiz dana bonfilesi, işte garnitür olarak roka ve kızarmış ekmek. Ve limon görüyorum. Limonda biraz şov var. İsterseniz tamam. Başlayalım. Başlayalım. Bol alevli bir yemek. Evet. Şatobiryan. Bir deneyelim. Deneyelim, görelim, yanmayalım inşallah. Yok, yanmayız. Evet, gördüğünüz gibi etler çiğ. Sadece mühürlenmiş. Dışı mühürlenmiş, içi çiğ. Masada pişiriliyor. Masada pişiriliyor. Yani burada pişireceğiz. Masada servis devam edecek. Tuzladık. Tuzladık. Hafif bir aroma versin diye. Evet, yağ. Yağ. Sonra bir adım geçiyoruz. Ben kaçıyorum. Siz de biraz gelin. Evet, bunu evinizde denemeyin diyorum. Yangın çıkar. Yangın çıkar. Gelip Azerbaycan'da yiyin. Evet, kesinlikle evinizde denemiyorsunuz. Bu yemeği yemek istiyorsanız Azerbaycan'a geliyorsunuz. Evet, başkent Bakü'de. Bol alevli. Evet, alevler yurdu Azerbaycan diye baş edememişler. Yemekler de gördüğünüz gibi alevlerde pişiyor. Evet, Azerbaycan'ın adına namına yakışır bir yemek. Çok kısa bir sürede pişiyor. Evet. Zaten fazla kurutmamak gerekiyor eti. Tabii, o yüzden. Bir ters düz yaptık. Yeterli derecede oluyor. Evet, yeşillikleri doğruyoruz. Cazır cazır. Hafiften tuzluyoruz. Kaya tuzuyla. Çok az da güzel. Dağ kekiğimiz var. Evet, dağ kekiği. Atıyoruz. Yeşillikler de üzerine. Evet. Sonra her bölüm için birer tane güzel ekmek. Kızarmış ekmek. Evet, sanırım şimdi en güzel kısma geldik. Servis. Tadına bakma kısmı. Evet, sunumla bir de karabiber geliyor üstüne. Gerçekten sunumunuz şahane. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Gözür gözür, görüntü şahane. Tadına bakmadan evvel bir fotoğrafını çekip hemen Instagram'a atıyorum. Lokum. Lokum ustam. Evet, yapabilirseniz evinize deneyin demiyorum. Evde denenmez bu. Yangın çıkar. Tadına bakmak istiyorsanız Azerbaycan'a buyurun. Ustam sizi bekliyor burada. Her daim. Dünyanın tadı ekibi olarak Azerbaycan'da birbirinden lezzetli tandır yemekleri, tandır tatları keşfetmeye devam ediyoruz. Şimdi tandırda ne pişiriyoruz ustam? Nere balığı. Nere balığı? Nere balığı tandırda. Malzemelerimiz nere balığı? Nere balığını marlavat eleyeceğiz, tomatla. Salça. Ha. Yine de tuz istiyor, pul biber. İsot ve pul biber karışımı. Ha. Bir de çiğ yağ. Bu balık Kazar Denizi'nin balığı mı ustam? Kazar Denizi, bəli. Çok büyük bir balık. Bəli. Balık kılçıklarından ayrılmış, fileto şeklinde. Bəli. Baharatlıyoruz güzelce, tuz, isot ve pul biber. Üzerine salça sürüyoruz, domates salça sürüyoruz. Ve onun üzerine sıvı yağ. Güzelce yağladıktan sonra şişe takıyoruz. Şişimizin ucuna patates. Evet, bu şekilde tandırı atıyoruz. Aynen. Hadi atalım. Kapağımızı kapatıyoruz. Ne kadar pişecek ustam? 15 dakika. 15 dakika. Tandırda balığımız artık pişti. Çıkaralım ustam, çıkaralım. Of of of, görüntüye bakın, sese bakın. İlk defa tandırda balık yiyeceğim ustam. İlk defa yiyeceğim. Bakalım tadı nasıl oldu?
Oh, oh. Şimdi şişten güzelce çıkarıyoruz. Arkada da tandır ekmeği pişiyor bu arada. Tandır ekmeği, tandırda. Evet, tandır ekmeği de alalım kamera arkasından. Ve tadına bakalım ustam. Yine de. Yine üzerine. Üzerine. Nar turşusu. Nar turşusu. Nar turşuturuyoruz. Nar ekşisi gibi. Nar turşusu. Hazırdır. Hazırdır. Tadına bakabilir miyiz? Evet. Nasıl yeniyor bu? Böyle. Böyle. Arasında kılçık da yok. Evet, tadına bakıyoruz. Çok lezzetli. Hazar denizinin balığı. Böyle, Hazar denizinin. Tandırda pişti. Kemiksiz, kılçıksız. Kılçıksız, nere balığı. Nere balığı. Böyle. Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. İnşallah. Azerbaycan'a, Bakü'ye gelirseniz muhakkak Hazar denizinin balığını da yemenizi tavsiye ediyorum. Çok lezzetli. Ve ne yazık ki bu haftalık da bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Can Azerbaycan'da. Ne lezzetler tattık, ne lezzetler. Ama haftaya dünyanın bambaşka köşesinde bambaşka lezzetlerle yine sizleri bekliyor olacağız. Haftaya görüşünceye dek afiyetle kalın.